Merhaba Web Tekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Efe ile birlikte iddialı Gun Mayhem 2 oynuyoruz. Bu sefer oyunu Efe seçti. Gerçi hep beraber seçiyorduk ama bu iddiada ben bunu seçtim, bunu oynayacağız diye zorla benim karşıma bu oyunu koydu. Ben de 2-3 gün bir alıştırma yaptım. Kötü mü peki oyun? Oyun çok güzel abi. Zorla koydum diyorsun da ama güzel şimdi, Allah var yani. Ya oyun çok güzel ama sorun şuradaki, sen bu oyunu yıllarca oynamışsın yani. Yani gene problem oynadım. Orada. Sen oynamadın yıllarca Mortal Kombat, oynamadın mesela. Oynamadım. Nasıl oynamadın? Bir hafta oynadım, seninle kapıştım. Ya çizik heflik, dakika bir gol bir. Neyse abi, iddiaları açıkta istiyorsan zaten izleyicilerimiz de görüyordur. Bu seferki iddiamız önümünde böyle gördüğünüz gibi iki tane bir şeyler var. Nedir bunlar? Bunlar Meksikan hat arkadaşlar. İkisi de gerçekten acı sos görmüşsünüzdür illa böyle pizzacılara falan gittiğinizde. Sağda solda et lokantalarında falan da var. Hani böyle Facebook tarzındaki yerlerde. Gerçekten acının hakkını veren soslar. Peki bir şey soracağım. Üzerlerini niye böyle kapattın? Bana mı soruyorsun? Evet. Öyle canım istedi. Canım istedi? Daha iyi durmuyor mu? Abi çok kötü duruyor. Reklamdan bence falan mı kaçınıyorsun? Yani şimdi diyorlar abi siz neden reklam mı alıyorsunuz, yok şundan bir reklam mı aldınız, buradan reklam mı aldınız bilmem ne. Muzlu süt reklamı alıyoruz. Aynen. Ona ihtiyacımız var. Neyse, ara iddialarda kaybeden bunlardan içecek ve şu çay bardağını şöyle yarılayacağız. Aynen, bir dikişte bunu böyle gömecek direkt. Aynen, direkt gömecek. Susuz götürecek. Ana iddiamıza gelelim. Ana iddia arkadaşlar, bu sefer gerçekten birazcık bel altı vurduk ikimiz de. Eğer ben kaybedersem lütfü benim kafama ağda yapmayı göster seçtim. Göster abi, göster. Neyi göstereyim? Ağda bandımızı göster. Ağda bandı nerede abi? Aha burada. Şöyle bir ağda bandımız var abi. Böyle var ya, videonun sonunda şöyle şuraya avatar gibi yapıştıracağım böyle. Diye hayal ediyor arkadaş kendini. Direkt çekçe. Gıttı set vallahi abi. 5 tanesini kullanırım söyleyeyim. Evet. Gelelim asıl sürprize arkadaşlar. Tabii öyle bir şey olacak. Eğer ben kazanırsam evden tıraş makinemi getirdim arkadaşlar kendine. Ver bakalım kardeşim. Şöyle bir göstereyim. İyi, bunun markayı bantlamamışsın. Aynen, bantlamadım. Kullanmıyorsun ya, yok ya zaten. Tertemiz kardeşim, ayıp ediyorsun. Şöyle bir sesini de dinlettireyim size arkadaşlar. Evden getirdim kendi makinemle. Sizden de gelen yoğun istek üzerine lütfünüz sakallara dalacağım şöyle bir öyle şekilli bir ihtimal, şukullu bir şeyler yapacağım. Öyle bir ihtimal yok tabii ki de. Nasıl yok? Neyse, oyunumuza başlayalım abi fazla uzatmadan. Al kardeşim, yerine koy. Yerine koy. Abi ince ince oyuna geçelim. Ancak şunu söylüyorum, sakallarımı ellemeni gerçekten istemiyorum da neyse başlayalım. Ya hadi gir oyuna hadi. Campaign mi diyorum? Hayır, custom game. Custom game. Bak her şeyi biliyor adam. Bir dakika ya. İlk önce şey diyorduk galiba ya. Options'a girmen gerekiyordu galiba. Şeyleri şu tuş şeylerini ayarlamak için. Tuşları. Player 1. Ben şimdi bu klavyeyle oynayacağım. Efe de kendi klavyesiyle oynasın oradan. Ben abi... Buradan ben ayarlayayım abi, bırak istersen. Tamamdır. Sen şimdi sağa solla mı oynamak istersin, abi, WASD mi? P yumuşak ye. Ha, WASD ile oynayacağım. Tamam. Şeyler de... Sen o zaman player 2'sin abi. Tamam. Shoot. OP olsun ya. Bas abi P'ye. O. O'ya bastın. Tamam. Bas. P. Aynen. Tamamdır. Bende de sağ sol ve ZX. Aynen. Tuşları. Back to menu diyorum. Custom mı diyoruz? Aynen. Nasıl bir yapmak ya? Ya. Last man standing mi yapalım? Hadi gir ona ya. Hop şeyi ayarla. Canı ayarla. 5 ölümlü olsun. 5 ölüm. 5 kere ölen ki ölmek zaten kolay. 5 yapalım. Continue diyorum. Değil mi? Bas artık, aynen. Bas artık diyor ya. Pislik. Klasik mi? Safari Showdown şey yapalım. Şey yap abi. Random yok mu? Random şu an varmış. Random aynen. Yok. Bu arada 3 olan kazanmış oluyor. Yani birer iki defa yenersem eğer Efe'ye A'da geliyor. Ya da 2 defa kazanan kazanmış oluyor diyelim. İşin kısacası continue diyorum. D. Player yani. 2. Şimdi bu sensin herhalde değil mi player 2? Vallahi muhtemelen. Bilader. Ben çözemedim onu. Yani ikisi de öyle... Efe yazalım buna. Vallahi götüm atıyor. Ne yapayım? Buna da yazalım. Hiç bak, girişte hiçbir şey seçmeyelim abi. Hiçbir şey yok mu şu an? Silah hiçbir silah seçmeyelim. Şey öyle öyle giriyoruz abi. Kendi düşsün. Oynayalım. Ben rengimi değiştireceğim o zaman. Şuradan bak, şuradan. Al sana keli koydum. Şuradan. Evet. Şapka da yok. Tamam. Bu sana benzeri işte abi. Şuradan. Rengi de mor yapıyorum. Tamam, tamam. Sert. O karışır ama bak. Renkler çok yakın. Tamam, ben kendi rengimi değiştireyim. Ulan ben olmayayım diğeri. Tamam, start abi veriyorum. Ne biçim? Abi zıt renkler seçsene. Bak, oyun oynarken ciddi söylüyorum, karışıyor lan. Abi. Harbi diyorum, karışıyor. Onun zıttı kahverengi gitmez mi? Bu mudur?
Zıt renk söyle bana bir tane. Ne bileyim, morun çok zıttı. Ah. Aynen. Parçıtlak yeşil abi karışmış. Baba hemen bombaları saldın ha. Hemen saldın çocuğu sağa sola. Lan! Aynı anda. Sen de gene şimdi kesin ilk oyunun balı olur ya, bak %100 yani. Bu mu ilk oyun balı birader, ağzıma yüzüme tükürdü. Sen var ya. Taraya taraya düşerim kardeşim, hiç affetmem. Vay, sen sniper mı aldın? Aynen. İyiymiş lan sniper. Sniper sağlamdır birader. Kendi kendini bitireceksin orada. Sıkarım birisi mutlu. Ooo, jetpack'i aldım kardeşim. Gel buraya, nereye gideceksin? Kardeşim bak. İki hakkım kaldı. Ben de iddialaşma. Efe uçtun mu? Nerede? Gel bak. O silahı bırak kardeşim. Emaneti kes. Kardeşim o silahı bırak. Bak bir de hızlandı ya. Emaneti kes. Emaneti kes. Hadi kardeşim, geçmiş olsun. Evet kardeşim. Kendimi istersin koymak, yoksa ben kendi ellerimle sana koyayım mı? Ben kendi kendime koyarım abi. Sen kendi kendine koymayı çok iyi becerirsin kardeşim. Yarım yapıyoruz. İyi, döküldüğü kadar ya, sıkıntı yok. Yani gene çeyrek kalmasın. Hani öyle. Yemek bilmiyor. Ya çeyrek kalmasın diyorsun. Bak hemen videoyu koyuyorum şu an. Görün siz. Ne kadarını içmiş beyefendi. Neyin? Geçen videoda. Geçen videodan mı? İçtim oğlum. Bir yudum aldım işte. Kardeşim. Büyük bir yudum alırım. Çok büyük bir yudum alırım. Yarısı bitecek yani bir seferde. Tamam yani yarısını bitiriyorum. Tamam. Yut abi. Yut abi. Aman abi aman. Oğlum bu acuka gibi kokuyor lan. Aman abi. Ne acukaymış be arkadaş sen de. Var mı evde lan, alayım mı acuka? Yemek istiyorsan. İstiyorum. Tamam, alacağım sana bir dahaki sefere. Abi akmıyor. Oh sen sağdan vur ona. Vur. İyi de bu kadar... Nasıl içeceğiz ya? Vur içersin, sen içeriz. Yorulduysan ben yapayım kardeşim, hayır biliyorsun. Yok. Vallahi. Ben seninkini de hazırlarım, merak etme. Kolla zaman gelmesin yeter ki. Oh devam kardeşim, devam. Daha tam olmadı. O en azından o şişe böyle şeye gelecek yani. Yarıya bir gelecek yani salaktan. Bana bir su mu bir şey ayarlayın oğlum. Su yok, su yasak. Nasıl yasak lan? Yasakladım, su yok. Kim neyi yasaktı? öyle karar verdim değil mi Mehmet? Söyledim değil mi başında? Burada tamam demedim mi su yok dedim ben? Hayır. Demedi mi? Hayır. Oha. Mehmet'e de ne yaptın lan? Para mı verdin çocuğa? Ha, para verdim. Herkes sen mi lan? Oğlum ben paraya bir yere tavuk döner benim olayım yani, biliyorsun. Kardeş bence bu yeter ya. Yetmez. Birader bak, bu adamı öldürür. Bakayım daha ne kadar kaldı? Yarım. Yarısına gelmişsin gene. Bakayım. Abi gerçekten yeter. Oğlum sakatlık çıkacak. Söyleyeyim. Tamam dur, az daha ben ekleyeyim. İçimde kalır. Tamam. Ya bütün içeceğiz diye gaza geldik de dur bir tadına bakabilir miyim? Bak abi. İmkansız abi, bu çok acı. Yamanı bitecek o. Bak, tam şöyle doldurdum. Evet. Sen de bu ayarda içeceksin. Sen ne, hangi ayarda? Oğlum bitirsene. Tamam bitireceğim, dur. Nasıl abi, güzel mi? Abi çok acıymış lan. Ben bunu var ya yıllardır yemiyordum ha. Gaza getirdin, aldırdın bundan. Birader adam gibi bir şey olsun bari lan. Meksikan canlıdır ya, bak faydalı abi daha. Bir dikiş de mi? Aynen, bir dikiş de içersen inanılmaz faydalı. Nereye faydalı? Kötü faydalı değil mi? Yok birader, kendine. İnsanlığa faydası var onun. Abi bu çok acı ya. Ben bunu içemem bir dikişte. İçersin. Oğlum geldin işte şeye kadar lan. Abi devam. Bir de acukanın tadı geliyor direkt aklıma abi, o daha kötü oluyor. göm kardeşim, göm. Gayet güzel o. Oh yarasın kardeşim. Yarasın kardeşim. Nasılsın? İyi mi böyle? İyi böyle. Ah. Renk değiştir lan adam. Lan. Oğlum memosu getir kardeşim. Hepsini yutunca gidiyor galiba. Oğlum karnım acımaya başladı. Getirme kardeşim, bırak gözünü. Lütfücüğüm. Birader. Lütfücüğüm. Abi ne yaptın? Vallahi Lütfücüğüm, düşündüm. Sen düşünemezsin.
Ya ilginçti, çok anlaşılmıyor ama böyle ince ince böyle götürdüğünde abi bir de tam vurduğunda oturuyor değil mi? Dilim acım oğlum, elim ayağım titriyor, dilim acımasın diye bütün yuttum abi. Aaa. Boğazım öldü yani şu an. Kardeşim hadi acıdım ya, su mu bir şeyler olmadı Mehmet ya. Aynen. Oğlum bayağı canım acıyor lan. Bir şey olmaz kardeşim, öldürmez ya. İç olmazsa biraz. Oğlum bir şey diyeceğim, başım falan zonklamaya başladı benim. Ezan da okunuyor arkada. Bile o tatlı geliyoruz bile. Elma geliyor. O değil de. Ne? Yuttum yani, şu an canım çok acıyor abi. Bunun çıkışını... Hayırlara vesile olsun kardeş. Yangın çıkışından çıkacak. Bir daha kendi kaybedersem sen benim saçı da kes, anlaşalım. Olur mu? Nasıl yani? Yani bir daha içmeyeyim ben bundan. Saçı da kes. Ha, direkt çıksın. Kaybedersen direkt saçı kesin. Direkt yani. Askere yollayın abi beni. Emin misin? Eminim abi, bu ne ya? Oğlum cidden midem çok acıyor şu an. Normalde böyle içmiyoruz tabii. Bunun da değil mi kardeşim? Normalde içmiyoruz. Dilim pizzanın üzerine bir iki damla atarsın, şöyle patatesle hafiften gezdirirsin. Ha, yani öyle tat veriyor. Aynen. Böyle içince tabii. Tat vermiyor, tat kaçırdı. Bu sefer güldürmedi mi? Güldürmedi. Kahkaha tufanı yok bu sefer. Silsilesi. Evet Efe'cim, çok teşekkür ederim. Bana bu suyu layık gördüğün için. Rica ederim kardeşim. Yasaktı ama gene bak kıyamadım. Abi. Yani bir ara vermek zorunda kaldık. Ben gerçekten çok kötü oldum. Darısı başına yani, ne diyeyim. Ya hadi bas tamam. Sus lan gel. Bas tamam. Continue mu diyoruz? Aynen continue. Ya ne diyecektik? Random map olsun yine. Aynen. Hemen atlama abi, bekle. Tamam hadi. Allah bomba bırak. Gel başladık. Tamam hadi. Bu sefer fazla şey yapmayacağım sana. Az gireceğim. Ya mal gibi oynuyorsun. Acıma. Balık öte yendi. Acıma gitme, döner koyar kutuya dönüşler. Sen şöyle bir yola bak. Düşerken silah fırlatıyorlar. Aynen. Son şeyini yapıyor. Çirkefliğini yapıyor yani adamlar. Senden. Aha double kill. Aha ikili. Oğlum sen bittin oğlum. Ya istiyorsan 5 gel ya. İstiyorsan 5 gel bak. Aha öldük lan. Senin Levancho devam ediyor. Al bakalım. Gel. Gel kardeşim gel. Oğlum hanginiz gerçek? Al sana sniper. Hanginiz gerçek Lütfi? Hangisi çakması ayıkamadım bir anda. Sniper çok değişik bir oyunda birader. Tutturdum affı yok yani. Aha! Yırtarca. Aha! Hadi ben kaçar kanka. Nereye gidiyorsun? Kaçtım. Gel buraya. Kendini yakacaksın şeyle. Allah! O ne oldu lan? Ben ateş ettim. Ben de ettim. Son kez bombayı bırakırım. Birader yemin ederim bu bölüm ballısın. Kardeşim. Ya. Bu bölüm ballı geldi. Git ya oğlum git burada. Baba tarıtı. Kardeşim. Abi niye birader? Ağda geliyor ağda, ben onu seviniyorum. Niye ben yani bir içmeden bir ara iddiaya hiç dahil olmadan bir şey yapamayacak mıyım ben yani? Bu öyle bir oyun dönmeyecek bana zaten. Dönmeyecek birader gel. Of. Ellerini mi hazırlayayım? Oğlum onu ziyan etmeyelim, bunu hiç açmadık lan. Şundan döküyorum. Aynen tamam. Onu eve götürürsün sen. Sen götürürsün. Sen götürürsün. Evde içersin abi. İçip beni hatırlarsın. İçiyorum ben öyle sabahları. Kafam estikçe öyle içiyorum. Oğlum bunun akmama sebebi ne peki? Herhalde böyle az koysun diye ölmesin diye yani. Kıvamı yani tabii canım öyle. Çünkü böyle dökerken ya o anda boşalırsa ne olacak yani abi? Bizim gibi insanları düşünmemişler. Al yap lan. Tamam sen kendi sonuna al. Sen çok güzel yapıyorsun. Sen daha güzel yapıyorsun ya. Yap sen yap. Dikkat bak, bardağı kaydırma eline. Bence oh, yeter o kadar daha dökülmeyecek ki. Ben mi yapayım? Al. Ver. Ya Allah Allah. Yürüyorum sen tam pislik ya. Tam pislik adam. Tertemiz püripak elimi adam. Hakikaten kıllı dökülüyor yalnız ya. Oh. Özledin mi? Çok özledim kardeşim ya. Arada bir kullanıyorsun değil mi? Çok aşırı kullanmasam rahat edemiyorum. Abi seni avatara çevireceğim ya. Okta çizeceğim şöyle, kafama? Şöyle tam şöyle abi. Ok olmayacak da şöyle bir şey olacak. Yine çok iddialısın kardeş. Abi tıraş makinesi benle yan yana bir karede olamaz yani. Öyle niye? Söyleyeyim. Niye? Yani çok alakası, baksana bir bana bak, bir tıraş makinesine bak yani. Tabii canım. Şöyle yan yana. Biri insan, biri alet yani. Alet. Edavat. Edavat ne demek bu sefer? Alet edavat değil mi de edavat ne? Aletin tuşu.
Aleti güçlü nedamet mi denir? Tabi. Peki kardeşim. Bakayım ne kadar kesin oldu. O değildir de. Bak bitti artık zaten. Senin içtiğin kadar işte. Ulan saçmalama, ben çeyrekledim onu. Neyi çeyrekledin? O kadar zaten çıkmasının imkanı yok. Abi saçmalıyorsun şu an. Ya kardeşim bunun tamamını buraya döksen zaten bu yarısına geliyor. Birazcık sen da. Şöyle... Bir iki damla daha. Ha, ne değişecek Allah'ını seversen söyle yani. Ne değişecek yani? Yani health'in bir iki tık daha düşecek bence. Allah Allah. Yani. Gerçi bırak, senin 3 health'in var zaten, ver. Göm kardeşim, bir dikişle. Ben bir dikişle içtim bak, delikanlı gibi. Ya hadi be, ilk yarım yarı bu tadına ulan baktım. Ulan bir tadına baktım önce, oğlum midem çok acıyor ya. Göm 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 göm. Başlısı oğlum. Yok. Dur, sakin. Abo. Bilader. Efe'nin ölüşü. Oğlum lan. Direkt ağda mı yapsaydık acaba? Sen de benim sakalları keseydin, kurtulaydın. Biz niye böyle bir şeyler yapıyoruz oğlum birbirimize? Yalan sana. Sen dedin birader. Sabah bir geldi, elinde bunlar var. Bir gün acukayla geliyor, bir gün bunlarla geliyor. Abi link gözümden yaşı geldi ona. Bak abi. Çok büyük bir feriniz var. Et kardeşim. Tutma beni. Bir yanış var mı? Yanış şu an nerede onu söyle. Midede mi, boğazda mı, dilde mi? Aga. Dil yarası. Şu an dil altı var ya, felç yani. İyi misin lan? Elif'e gülme geldi. Aga su zamanı abi geldi. Dur dur, su yok da. Ne demek yok ya? Su yok. Zamanım var, istediğim zaman su içerim ya. Ana. Oğlum kızardın lan. La ver. Hadi bakayım ya. Hiçbir işe yaramıyorsun, söyleyeyim. Oğlum o değil de şu an bunu kaybeden. Abi bir dahaki iddiada şey falan yapalım ya, böyle bol kebap yemeyelim falan, ne bileyim 3 porsiyon yiyelim falan. Baklavalı falan filan. Veya işte 2 kilo baklava yiyelim. Gerçi şeker konusundan gider, öleceksen bari tatlıdan öleyim ya. Böyle manyak manyak şeylendi, neden yapıyoruz oğlum biz? Son el yani. Kendimize gelelim yani, değil mi kardeşim? Son el şu an. Bir yoluna gideceğim gibi geliyor bana da. Hazır mısın? Hazırım. Şöyle yapayım bari. Ya işin gücün şekli ya, beni de değiştir o zaman. Aslında ya bir sakal, sakal yaptım. Yaşlandırma tekniği abi de. Başlıyorum. Başla. Abi bu eli var ya. Abi çok 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 heyecanlıyım. Al sana bombaları. Oo, saldın hemen bombaları. Sen salarsın, ben salamazdım. Karşıyım. Sen ancak altına salarsın. Espriler şakalar ya, maşallah. Kahkaha tuf. Anı. Ya. Gene jetpack'le dolaşmalar. Böyle bir şımarıklık. Abi sendeki balı ne yapacağız? Ne var lan bal? Hiçbir şey yok. Hep emanetlisin. Sırtında da jetpack almışsın, paşalar gibi geziyorsun. Ben ne yapayım? Hep hızlandırma tekniğini de alayım. Oo, ya, hadi sen bir yol al ya. Hadi bir yol al ya. Ha 3 4 3. Silah bitti mi, atıyor ha arkadaş. Ayık ol. Ben kardeşim inceden bir uzay aşağıda. Ya burada bak, ben şu oyunu 3 sene Ukrayna'da deliler gibi oynamışım ya. Sen ama sen kime... boklattın kardeşim şu an. Ben temin sana öyle bir tane şey verdim hadi. Hani avantaj. Ulan temin bileğimin hakkıyla kazanmışım, hiç ağlama. Ya bırak hadi ya. Bırak hadi. Şuradan bir kurtulabilir miyim? Kurtulamazsın. Korumayı da aldım, emaneti de aldım. Gel kardeşim. Hadi bakalım. Ooo beyler! Tuştan karıştı abi, gel. Gel tabii canım, kesin öyle bir. Evet kardeşim. Ne diyorsun? Abi yapmayalım bunu. 4 oyun sonra ilk defa değil mi? 4 oyun mu oldu bizim? Abi kimse beni sakalsız görmek istemez. İstiyor, bence çok istiyor. Ben yorumlara özellikle dikkat ediyorum arkadaşlar. Hep lütfen abi, o sakallar ne? Yok şeyden mi kaçtın, mağaradan mı kaçtın, yok bilmem ne dört çurt. Adama dönmüyorsun. Adama dönmüyorsun. At yani birazcık. Zaten bak yakın tarihte gitmen gereken bir yer var biliyorsun. Oraya sakallı gidersen pek hoş olmaz gibi geliyor. Ben seni bir adama çevireyim inceden. Duygulandın mı? Kardeşim bir şeyler getir şuna. Bir tansiyonu falan ölçelim lütfen. Şu... Değil mi kardeşim? Bu şeyi de ağdayı da o kadar isteyerek almış ki yani, bana anlatıyor kardeşim, gittim diyor sana sabah diyor, böyle
Böyle nereden aldın sen bunu? Bir yerden ismini söylemeyelim. Şunu kafama diksem olur mu? Olmaz tabii ki de kardeşim. Senin sakallar gitti şimdi, onu kurtaramazsın da. Evet. Maalesef iddiayı ben kaybettim. Ne kadar üzgün oldum şu an bilemezsin yani kardeşim. Seni... Bir de bana sor. 4 iddianın sonunda kaybetmek bana gerçekten... Sakallı görmeye gerçekten çok alıştım ama. Hakikaten. Sözün daha fazla işkenceye dönüştürmeyelim bu durumu. Bırak. Güzel kardeşim. Sana şunu söyleyeceğim. Evet söyle. Sen benim sakalımı keseceksin. Sakal tekrar çıkar. Ben senin kolunu keseceğim. Bak görürsün. Kol bir daha çıkmayacak. Başla. Sana gereken cevap makine şu an veriyor kardeşim bak. Şimdi sana getirdiğim ilk malzeme olan... Ne getirdin lan, bu yeter işte. Havludan başvurum kardeşim. Oo eyvallah. Şöyle mesela evde böyle annemin kullandığı... Ne yapacağım ben onu? Bir şey buldum, nasıl ne yapacaksın? Al eve götürürsün, kullanırsın yoksa. Ben götüreyim. Kardeşim şu şöyle bir boynuna ben bu takayım. Şöyle bana dön ondan sonra kardeşim, tamam mı? Boynuma dola, boynuma. Şöyle... şöyle paşalar gibi. Aynen. Bu böyle düşebilir birader. Ben sana bunu şurandan sokayım. Rahat mısın? Sana sokayım birader ya. Rahat mısın? Çok rahatım abi şu an. Yani şu an rahatım ama 5 dakika sonra rahat olmayacakmışım gibi. Ben inanılmaz rahatım abi. Şimdi istiyorsan şöyle tut böyle şeye gitmesin. Şimdi kardeşim. Şöyle biraz bana da. Şöyle yapayım. Rahat ol rahat. Masaya dökülsün ya. Kendini rahat hisset ya. Sıkıntı çok rahatım abi. Hadi yap artık ya. Of kurbanlık koyun gibi bekletiyorum beni. Yapsana. Tamamdır. Kafan az kaldı. Bak şurada kulaç ilk buralardan başlamış olsak kardeşim. Hadi başla. Hadi gidiyor ya. Hazır mısın? Hazır mısın? Hazırım hadi. Tamam geldi kardeşim. Hadi şöyle. Hadi abi. Maşallah. Hadi kardeşim geçmiş olsun. Tamam. Bu kadar yapacağım. Oğlum bu ne ya? Temizleme dalga metresi olması lazım. Oo birader yalnız var ya bak şekil oldu ha, ayıp ol. Burada şunu söyleyeyim. James Hatton gibi yani. Şunu söyleyeyim, Allah seni kahretmesin ya. Neden? Sebep? Şöyle de abi, şöyle bak. İlk abi James Hatton'a benziyorum lan. Delikanlı gibi o. İlk bir şekil yapayım seni de. Hani psikolojik olarak şey yapma. Çökme yani. Çok mu kötüyüm lan? Bence güzel yani. Bak şu halin güzel gibime geliyor. Nasıl? Böyle. Abi daha da gözümün altını niye alıyor? Sapık tamam, mısın ya? Bak, bakmak istiyor musun bir daha kendine? İstiyorum. Bak o zaman. Abi bu nedir ya? Mandıra değil mi? O da çok uyut lan. Ama bir de yamuk şu tarafa da. Bildiğin mandraka yaptı adam. Harbi oğlum çok değişik olsun lan. Oğlum bayağı da kıl dökülmüştü. Böyle çocukların şeylerine falan gitsen kimse yadırgamaz seni abi böyle. Gül sünnet falan gözde. Devam et abi. Tamam. Allah kahretsin. Tamam. Bir dahaki iddiada s**tın melanı. Çok net. Ama sen kendin kaçırdın. Dur bak. Dur şuraları alayım diyor abi. Kıl kalmasın oralar abi. Dur bakayım abi. Biraz kafanı döndür. Aynen abi. Tamam. Top sakal yok, olmadı abi. Top sakal olmadı ya. Düzük yap. Ben seni nasıl yaparsam öyle bırakacağım, tamam mı? Öyle gezeceksin yani. Ha öyle evet. Valla lan. Kardeşim baştan öyle konuşmamıştık. Nasıl konuştuk? Bambaşka konuştuk Efe. Nasıl? Sakallarımı kesip bırakacaktım, bu ne mandraka yaptı? Ya kardeşim ya. Rahatlığını. Yazın zaten sakalın ne işi var güzel kardeşim ya. Şöyle dur. Tamam. Sen saçları o yüzden mi keseyim? Ne yapıyorsun lan? Oğlum. Kanka bir an berber şeyine girdim. Adam bayağı değdi. Oğlum oldu. Ben uzaklaşıyorum. Ayağa kalkmayın. Tamam. Şimdi şöyle isteyeyim. Aynen. Bayağı gaza geldin abi. Her açıdan yani. Ya şöyle. Mesela bak şu. Eğleniyor musun? Şu yeni moda olabilir. Abi bu nedir ya? O da var. Harbi fena çıkmışım ha. Ah şu yapmıştım. Abi ki kendine bak. Bir bak. O
Oğlum bu nedir ya? O değil de gıdı bıngıldak çıktı orada. Şey kılıyor. Al abi şunu ben. Al şunu. Tamam dur. Bıyıklı şekil yapayım mı sana? Abi. Ha? Bak kardeşim bak şimdi. Hadi bak yine. Cücük bırak lan. Şöyle yap. Günah cücük mü kalmış orada bir daha? Artık saç çıkmış oradan resmen. Cücüklüğü geçmiş orada. Memo komik mi? Sakalın çıkmıyor. Allah parlar. Ben bir şey diyeceğim. Ne? Ne? Saçın yok diye bunları yapıyorsun. Evet. Gayet açık yüreklilikle söyleyebilirim. Her taraf kıl oldu, Allah kahretsin ya oğlum. Dön. Ya bu ya. Ben evdekilerin edeceğim ya. Ne demek edeceğim? Abi annemler... Seni sakal kabul etmezler mi? Niye? Abi alışmışlardır yani herhalde. Neye alışmışlardır? Sakala. Allah. Vallahi gibi mi ya? Bak şimdi kardeşim. Seni bak yine şekilsiz bırakmayacağım ya. Yine şekilli olacağım. Fena değil oğlum. Değil mi lan Mehmet? Bence çok iyi oldu. Harbi fena değil ha. Kardeşim vallahi yakışıklı. Ne yapsam şekil oluyor ya. Ben kaçar. O yüzden birazcık gel gel. Birazcık boğulmak lazım. Kardeşim. Ayhan Işık'ı sever miydin? Severdim rahmetli ya. He? Severdim. Onun böyle ince böyle bıyığı vardı abi. Benim ama Efes siktir git. Hatırlıyor musun? Ha? Filmlerini hatırlıyor musun? Yap abi. Yap. Yap vicdansız bir demek. Yap. Yukarı bak. İnce ince. Sadece üst kısmından girmem lazım ona. O yüzden... Oğlum benden berber olur mu şu ayık ol. Zaten saçlarım. Oğlum makineyi sen getirdin değil mi? Ha. Çak kokuyorum makine. O kadar girmedim ya. Jilet diye bir şey var piyasada. Kardeşim bak gene eksik oldun ya. Ya. Meta Bey. Tam o bir. Kaldık mı sana bir çuval altından koca şehirde beş parasın? Hümet abi yine bir su içirce. Altından bir de. Gel buraya gel. Daha ne yapacaksın ya? Peki Tarık'tan başka bir karakter sana. Gerçi sevmeyiz pek kendisini ama. Kim olabilir? Veya onu söylemeyelim ya başka böyle eski köy muhtarları böyle köy bakkalları vardı ya. Gel bir de onu deneyeceğim tamam son. Gel gel. Bakayım yapabileceğim yani. Başka şeyden deneyeceğim ben yapabileceğim. Favoriler kalacak mı? Yoksa ha? Favoriler kalacak mı? Bana ne lan favorileri ben ne yapayım? İstediğin gibi şey yap. O kadar da şey yapmıyorum seni. Belki bir şekil verirsin de bir yerden kurtarırsın. Ha favoriler ama. Ha? Hadi yavşak hadi. O değil de evet. O makinenin pili bitersin şimdi evet. Okuyacağım lan. Hayatta bitmez. Dön. Aynen. Oğlum belli olmuyor lan. Var mı çünkü? Nasıl belli olmuyor? Kanka tam sıfır kesmiyor o makine yalnız ha. Tamam işte. Keser misin kardeşim? Şu zengin. Halinde var ya ikametgâh versen kimse seni yadırgamaz daha çok zenginim çok arsam var. Bir kese altını var ama. Kes abi. Tamam kardeşim bitiyor. İstiyorsan son şeyi. Ne yapacaksın? Hadi son ya. Şeyi sen vurabilirsin bak. Son bademleri sen koyabilirsin. Ama kardeşim hemen vurma. Var tabii. Bu bağlı böyle özelleştirmek, güzelleştirmek istedim ben kardeşim. Vuracağım bir saniye. Dur vurma hayır. Dur vurma. Ağır abi ya. Aa. Abi, 4 oyun sonra iddia kazanmışım. O kadar kolay mı? Mehmet'im. Sen şunu al. Vurma. Dayanamıyorum. Hadi kardeşim. Hadi vuralım. Son şeyde kardeşim sana sürprizim geliyor. Geliyor. Bitti mi? Bitmedi lan dur. Fena olmadın lan. Vay helal.
yapıyorsun? Patır patır. Oğlum patlamış. Havaya doğrudan suratıma patlatma. Çıkayım içinde diye. Patlama. Adam konfeti patlattı. Dök bari şöyle içindekileri dök. Bir milyon yıldan konfeti alırsan ne olur? Ortalık et. Her şeyin ucuz bende. Favoriler? Ya onu artık senin yaratıcılığına bırakıyorum. Senin ya. Yapacağın işi ben ya. Abi adam konfeti patlattı ya. Ya kardeşim kafandan aşağı şöyle dökeyim biraz. Kardeşim yakışıklı yakışıklılık geldi valla. Oğlum ne güzel oldun lan, yumurta gibi. Değil mi? Kafan, senin kafan gibi oldu abi. Evet, iddiamızın sonuna geldik. Gördüğünüz üzere ben kaybettim iddiayı. Ama intikamım çok acı olacak. Hani ağdalı mağdalı her şeyde olacak yani. Bak bari sakala girmişken kardeşim yaz geldi. Şöyle salaktan saça da dolandı. Ya benim şahsen içimin yağları eridi. İntikamımı alacağım senden. Benim içimin yağları eridi, sizin de öldür muhtemelen. Öyle deyip duruyordunuz Lütfü abi, ne bu sakal, kes kamera karşısında çıkıyorum. Bak ne güzel efendi gibi. Oynama muhtar şunlarla, gibi. Şunlarla oynama. Memur gibi çıktı. Maymun'a döndürdü beni sağ olsun. Tamam. Neyse kardeşim kapattı. Şu an durum çok mu fena? Yo değil aslına bakarsan. Neyse. Ekrandaki adreslerden bizi takip edin. Twitter, Facebook, YouTube adreslerimizden. Webtekno.com'da takipte kalın. Başka bir videoda, başka bir iddiada görüşmek üzere. Yakında sakallarım çıkacak. Ama Efe seni çok büyük bitireceğim. Sence kalıcı hasar bırakacağım abi. Öyle öyle kardeşim, aynen. Bir sonraki cezalı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın.